yapmadığı bir seri olarak hani havuzlara kazanabilir. Yine öyle bir kompozisyon. Bakalım bu sefer üstesinden gelebilecekler mi? Evet, yani benim aklım hala Sinch seçiminde. Dayı kısaca senden alayım. Sinch'i sence neden tercih etti Fırat? Ya hem tanklara karşı hiç fena bir tercih değil. Koridoru kazanabiliyor. Mingin canı oldukça azalmış durumda. Yalnız MLXG de geldi. Şimdi burası bir 4-3'e dönüşecek. MLXG'nin yalnız olan bir taneden haberi yok. Şimdi burada hamleyi yapan taraf RNG olacak. Reckless'ın çıkışı var mı buradan? Son bir otomatik saldırı MLXG'den geliyor. Birebir bir skor değişimi olacak ama ilk kanın gitmesi, yine harcanan vakit değerlendirildiğinde RNG serinin başından bu yana olduğu gibi önde çıkan taraf. Önde olan taraf Fnatic'in alt koridoru ikilisi. Şimdi bir kule altı denemesi daha gelebilir. Uzi'ye doğru koşan bir Brox'a var. Caps bu arada 6. seviye. Kim agroladı? Kule kime vuruyor bakıyorum. Şimdi yalnız orada bir ışından gelecek. İlk skoru alıp çıkacak gibi görünüyor Fnatic. Hillisang'de 3 tane vuruş tankladı. Bu arada Bipo buradan çıkamaz artık. Bu sefer Xiao da katıldı oraya. Xiao'nun da gelmesiyle beraber buradan çıkış imkansızlaştı. Verimli bir eşya olduğunu biliyoruz. İki tane de anlamıyorum ama 3 çok gereksiz bence. Şimdi bakalım oradaki mekan sapmasından çıkacak mı? Evet, mekan sapmasına girmeyince bir anda Caps'i yakalama şansı ortadan kalktı ama karşı baskın tam zamanında Brox'a'dan. Şeyi yolladı. Bipo. Şimdi Bipo ultisini kullandı. Ocağın çağrısı geliyor. Yalnız şimdi ayak oyunları onu kurtarmak için yeterli olmayacaktır. Bipo'nun başı dertte. Şimdi bakalım örgü duvar için harika mi? Bir açısı da var örgü şu an. Örgü duvar için gerçekten de çok iyi bir açıdan yalnız. Şimdi ışınlan geliyor Caps'i gördükleri anda ve bir anda burada MLXG. Savaşın kaderi değişebilir. Arka tarafa Tahmken içinde geldiğini görüyoruz. Arkaya sıçrası var. MLXG sıçrayı kullanıyor. Oyundaki 3. skorunu aldı. Mekan sapması da gelecek. Başı dertte olan bir Braum var. Ham yapıldı Ming tarafından. MLXG onu da bana bırakın diyor. Yakalayabilecek mi acaba? Son vuruş kimden gelecek? Yalnız Silesang'den güzel bir ettim gari. Güvenliğe doğru uzaklaşıyor ama oradan çıkarsa başı derde girecek. Şimdi yalnız oradan çıkamayacak bir isim var, Uzi. Bu seri boyunca çok nadir yaşanan bir şey gerçekleşti ve Uzi çok büyük bir hata yaptı. Şimdi yalnız ışınlan geliyor. Bu Yipa'nın ışınlanıyor ki iptal edildi bu arada ışınlan. Orm tarafından. Oradan daha fazla bir şey çıkmayacağına inanmış olacaklar. Hilsen ön taraflarda bu arada. Kapı gibiye güveniyor da. Yani fazla güvenmese iyi olur. Bence de. Xiao da şu anda 1'e 3 atıyor. Orada bir savaş çıkabilir bu arada. Ming, Trelord karşılaması da geldi yalnız. Buradan çıkmaya çalışan taraf Fnatic olacak gibi görünüyor. İki kişi yavaşlatmayı başardı. Şimdi Ming de arkadan Saçar Tom'la beraber geldi. Yalnız ışınlan geliyor ters tarafa doğru. Nereye gelecek bakalım Sinch? Koşmaya devam ediyor ama Sinch gelmedi. İlk skoru çıkaracaklar mı? Ming'i almayı başardılar. Bu Yipo neler yapıyorsun? Bu Yipo Uzi'yi de yakaladı. Sıçrayı da kullandı. Korkunç. İşte. Korkunç bir koridor aşaması ama intikamı acı oldu. Bir yolculuğa çıktı gibi görünüyor. MLXG bekliyor bu arada orada. Bir sürpriz var ona. Bakalım kullanacak mı? Girmedi mekan sapmasına. Bipo'nun düşüşünü izleyeceğiz. Xiao bu arada devam etti ama başı dertte olabilir. Arkadan bu arada Hillsang'in de geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan Caps de geldi. Akrabaları çağırdılar. Yani herkes geldi buraya. Yavaşlatma gelecek mi? Arkaya doğru fırlattı. Bipo bu arada çok ciddi bir hasar aldı. Xiao bu arada Seraph'in şefkatini de kullandı. Bipo bu arada takım arkadaşlarına doğru yemleyebilir RNG'nin ikilisini. Yalnız sıçrayı kullanan Xiao. Bipo'ya sana çıkış yok dedi adeta. Bu arada arkada Reckless yakalanmış. Fnatic yine darmadağın oldu. Yani Reckless şimdi kaderini bekleyen vahşi bir hayvan gibi orada düştü. Şimdi herkesin ortasında bu arada ama hayır, Ming Xiao'yu da kurtarıyor. Ham yaptı takım arkadaşını. Uzi geldi. Xiao çıktığı gibi hasar veriyor. Uzi de geldi. 3 skor birden çıktı. Şu anda Ejder'le hiç uğraşmadan Baron'a dönecek RNG. Full fiziksel hasar değil. Bu arada şimdi örgü duvarla beraber Caps'in geldiğini görüyoruz. Hillsang takım arkadaşına doğru atıldı ama geri kalan takım arkadaşları örgü duvarın ters tarafında. Şimdi Bipo hızla içeri doğru girmeye çalışıyor. Yavaşlattı da orada Tahmkench'i. Ama devamı gelmeyecek. MLXG bu arada koruyucu meleğiyle beraber Reckless'ın üzerine doğru gitti. Ocağın çağrısı Reckless'a tutuyor. Aradan Caitlyn ultisi de geldi. Oh. Arkadan Reckless'ı yakalayacak bu arada bir otomatik saldırı. Reckless hemen sihir geçişini kullandı ama gittiği yerde Reckless'ı ne bekliyor? Sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Mekan sapmasıyla gelen Xiao. İlk düşen isim burada Hillsang olacak gibi görünüyor. Evet, Hillsang düştü. Brox'a da onu takip edecek. Şimdi ulti de kullanıldı. Ocağın çağrısı Reckless oradan çıkmayı başardı. Yalnız koruyucu meleğini alamadılar MLXG'nin. Bütün bunlar olurken Bipo üst koridorda bu arada. Reckless'la Uzi arasında birebir. Reckless bu birebirin kaybeden tarafında kaldı. Şimdi Caps orada ultisini kullanmak isteyebilir ama çok kolay görünmüyor. Bu arada Caps üzerine doğru sıçra attı Uzi'nin ama Let Me kendi sıçrasını kullanarak hem takım arkadaşını kurtarıyor hem skoru hanesine yazdırıyor. Ve maçın bittiği anı mı izliyoruz acaba? Gerçi Baron 3 tanemeleri sona erdi. Süreler 40 saniye Caps'e, 20 saniye Reckless'a. Yok. Bir inhibitor, belki ikinci inhibitor olabilir. Bu arada alt koridordan MLXG de İki inhibitor alıp çıkacaklardır muhtemelen. İzin vermeyecekler tabii. Şimdi ocağın çağrısı da geldi. Brox'a'nın başı dertte Brox'a. Sıçrayı da kötü yere attı. Sıkıntılı bir seri geçiriyordu Fnatic. Bunun da artık son hareketlere de yansıdığını görüyoruz. Aynen. Burada Baron'u alıp
kuşatmayı üst koridordan yapıp işi bitirmeye gidiyor artık RNG cephesi. Yani RNG'yi de tebrik etmek lazım. Her zaman söylediğimiz, her zaman takdir ettiğimiz Çin'in mekanik anlamdaki ustalığını güzel makro oyununa, güzel rotasyonlarla birleştirmeyi başardılar. Bu MSI'da da bunun çok güzel örneklerini arka arkaya gördük. Ve getirdi o minyon dalgasını. Bunlar yeterli olacak. Ve şimdi sıça geldi. Ming'den bu arada Caps'in üzerine gidecekler. Ocağın çağrısı da kullanılıyor. Caps yakalandı. Yalnız başı dertli Melekçi'nin koruyucu meleği devreye girdi. Letmi de kötü pozisyonda kalmış olabilir. Çok fazla hasar almıyor demiştik ama bu kadar kötü pozisyonda o hasarı alıyor tabii ki. Şimdi Melekçi'yi de alacaklar. Brox'a devam ediyor. Bu arada Reckless Uzi'nin üzerine gidiyor. Brox alacak skoru. Ming'i de yavaşlatacaktır Reckless. Sihir geçişi kullanacak. Arka tarafta bu arada hızlandırılmış geri dönüş. 4'te 4 yaptı. Letmi'nin de oradan çıkışı yok gibi görünüyor. 5'te 5 bırakacaklar mı Reckless'a? Reckless'a 5'te 5 bırakacaklar gibi görünüyor. Şöyle kötü, şöyle korkunç bir seride Reckless'la 5'te 5'i alacak. Letmi, partiyi bozma Letmi. 5'te 5! 5'te 5 ama ne kadar sevindirici emin değilim. Mekan sapmasıyla beraber Bupo'nun üzerine gitmek istediler. Yalnız Bupo oradan çıkabilir. Şimdi Zehri de bıraktı arkaya. Olaf Zehri'nin tadına bakıyor. Olaf düşerse büyük sıkıntı. Evet, Olaf'ı almayı başardılar. Yine gereksiz bir agresiflik. Göz göre göre 30'a bastı. Bupo güvenliğe doğru gitmeye çalışıyor. Hangi güvenlik? Yalnız şöyle düşerse kuleye yem olmanın burada pek bir anlamı yok. Çünkü ölüm zamanı 62-60 saniye, Baron 30 saniye sonra vadide olacak. Şimdi Kiva yatağının da yardımıyla süper minyonlar çifter çifter gelecek. Ve şimdi ocağın çağrısı geliyor. Son savaşımı izleyeceğiz. Caps düştü. Bir anda 4 kişi kaldılar. Bu arada başı dertli gibi görünüyor Lightman'ın ama canı azalmasına rağmen düşme ihtimali neredeyse yok. Ming'e Melekçi'yi kurtarıyor, çıkarıyor oradan. Shao'yu düşürmeye çalışıyorlar. O da mümkün olmadı. Nexus Kulesi üzerinde süper minyonlar var. Savunmaya daha gidemiyor şu noktada Fnatic. İki Nexus Kulesi de şu anda ağır saldırı altında. Yalnız Uzi'yi yakaladılar. Uzi'nin koruyucu meleği var, o devreye girecek. Çıktığı noktada onu düşürebilecek kimse var mı diye bakıyorum. Hayır, Ming var aslında, onu kurtaracak. Ming nişancısını kurtarıyor. Uzi hasar vermeye devam ediyor. MLXG de çıktı koruyucu meleğin içerisinden. MSI 2018'de finalin adının yarısı belli oldu. Royal Never Give Up pazar günü Zenit Arena'da Çin'e yeniden bir MSI şampiyonluğu kazandırmak için finalde mücadele edecek.